sit home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Altı hizmet noktasıyla hizmet veren Uludağ Otogaz'ın 6. hizmet noktasındayız. Uludağ Otogaz'ın toptan satış merkezindeyiz. Değişmeyen bağlantı yolunuz otobana hoş geldiniz. Sevgili otomotiv, motosiklet, modifiye, klasik otomobil, tuning, trafik tutkunları diyeyim ben. Akdeniz'in tek otomobil programı otobana hoş geldiniz hepiniz. Bugün program içerimizde teaserlarımızda da izlediniz. İzmir'den bir modifiyeli Megane konuğumuz var. İzmir Modifiye 2007 birincisi. Evet bu Megane İzmir Modifiye 2007'nin birincisi, güzellik yarışmasının birincisi. Ve 1953 model bir klasik Chevrolet Plymouth izleyeceğiz bugün. Daha önce programımızda konuk olmuştu. Bugün yine izleyemeyenler için Plymouth'u tekrar yayınlayacağız. Ve ana sponsorumuz Uludağ Otogaz'ın 6. hizmet noktası toptan satış merkezini tanıyacağız. Uludağ Otogaz tasarruf yönünden hem yakıt hem LPG kitleri montajı hem servisi hem de toptan satışını gerçekleştiriyor. Uludağ Otogaz ana sponsorumuz. Aynı zamanda Uludağ Otogaz'ın öğretmenler için başlatmış olduğu kampanya devam ediyor. Enjeksiyonlu otomobillere LPG kiti taktıran öğretmenlere 50 TL'lik yakıt desteği hediyesi. Bu kampanya hala devam ediyor. Eğitmenlerimiz bu kampanyadan faydalanabilirler. Bütün eğitmenlerimiz, devlet kurumunda çalışan öğretmenler olsun, sürücü kurslarında çalışan öğretmenler olsun, anaokulunda çalışan öğretmenler olsun, yani hepsi bu kampanyadan faydalanabiliyorlar. Tek yapmaları gereken Uludağ Otogaz'ın 6 hizmet noktasından birine gitmek ve bu talepte bulunmak, otomobillerini götürmek. Tabii ki enjeksiyonlu otomobiller için geçerli bu. Ve diğer taraftan airbrush tekniği. Evet, airbrush tekniği aslında çok yeni bir teknik değil. Bir boyama şekli diyebiliriz buna, bir sanat da diyebiliriz buna. Birçok farklı isim konulabilir tabii ki. Airbrush'ı biz bugün açacağız. Bu konuda stüdyoda bir konuğum var. Bu konuda uzman bir konuğum var. Airbrush sanatını otomobillere, ev eşyalarına, sokakta, caddede görebileceğimiz birçok objeye yansıtan bir kişilik. Bugün program konuğumuz. Sevgili Ayhan Bağcı, Airbrush uygulama uzmanı şu an stüdyomuzda. Öncelikle kendisine bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin. Merhaba, Ayhan. Hoş bulduk. Nasılsın Ayhan? Teşekkür ederim. Sağ olun. Programımıza hoş geldin, renk kattın. Airbrush'la ilgili seninle bir sohbet gerçekleştireceğiz. Airbrush tekniğini bir uzmanın ağzından dinlemiş olacağız. Airbrush nedir? Nasıl uygulanır? Nerelerde uygulanır? Hangi objelere uygulanır? Bir yasal prosedür var mıdır? Bir kısıtlaması var mıdır? Eksisi, artısı, her şey bugün Airbrush tekniğinin hepsini konuşacağız. Hatta bir de örnek model var. Bir maket otomobil üzerinde Airbrush. Arkadaşlarım da birazdan görüntüye vereceklerdir. Evet, bu maket otomobilde Airbrush sistemiyle boyanmış ilginç de bir tasarım var önünde. Biraz acele oldu. Şimşek çakan bir tasarım gerçekleştirmişsin. Evet. Onların hepsine değineceğiz bugün arkadaşlarım da. Yansıtıyorlar şu anda. Gördüğünüz gibi şekil şekil, renk renk, sınırı olmayan, dizaynda yani uygulamada sınırı olmayan bir teknik, bir sanat. Bu sanatı hep birlikte konuşmuş olacağız. Tuning diyagramı takip ediyor musun Ayhan? Çok fazla takip ediyorum. Çok fazla. Aslında senin sektörünle tamam, alakalı. Evet, sektörünle alakalı. Tuning Türkiye biliyorsunuz programımızın ve tabii ki yayın kanalı olarak televizyonumuzun bütün Türkiye durmasındaki dergilerden, anlaşma yaptığımız dergilerden bir tanesi. Tuning Türkiye'nin evet bu sayesinde hem otobanın tanıtımı hem televizyonumuzun tanıtımı hem de birçok modifiyeli otomobil var tabii ki. Kapak sayesinde de bir tane S2000 yer almış. Burada birçok otomobili görebiliyorsunuz. Biz gelen konuklarımıza Tuning Türkiye'deki ne hediye ediyoruz? Sevgili Ayhan'a da bir tanesini hediye edelim. Şöyle. Teşekkür ederim. Senin yapacağın airbrush çalışmaları ya da airbrush çalışması yapılmış birçok otomobil de bu derginin içerisinde var. Aynı zamanda bir de içerisinde ilginç de bir evet motosiklet ve otomobilden oluşan bir broşür gibi bir şey var. Evet. Gençlerin daha çok duvarlarına astığı bir evet katalog diyebiliriz bunun için. Tuning Türkiye dergisine teşekkür ediyoruz. Almak isteyenler
aralık sayısını, evet aralık sayısını bulabilirler bayilerde. Evet, programımızın iki tane web sayfası var. Bunlardan bir tanesi otoban.org, diğeri ise otobanforum.org. İki domainden de, iki adresten de tek bir sayfaya yöneliyorsunuz. Sayfalarımız değişti tamamen. Özellikle portal bölümümüz değişti. Her hafta birbirinden güzel yenilikleri portal bölümümüze aktarıyoruz. İşte değişen sayfalarımızda portal bölümünde burası otobanforum.org ve otoban.org'un direkt yönlendiği bir portal bölümümüz. Gördüğünüz gibi sol taraftaki linkleri ya da bannerları sürekli değiştirebiliyoruz. Sol tarafta oyun oynamak isteyenler için, flash oyunlar için oyun garajı bölümümüz açıldı. Buraya girip üye olup oyun garajı bölümünden oyunları izleyebilirsiniz. Yine sol tarafta köşe yazılarımız var. Köşe yazılarımıza ziyaretçilerimiz büyük oranda ilgi gösterip onlara eleştiri ya da görüşlerini yazıp belirtebiliyorlar. Siz de belirtebilirsiniz. Program canlı yayın içerimizde ne var? Canlı yayında bu hafta ne var? Bir göz atın linki var. Sol tarafta yine burada görüyorsunuz. Buraya tıkladığınızda bu hafta programın içerisinde ne var onu görebileceksiniz. Birçok ziyaretçimiz programımızın hangi kanalda ne zaman yayınlandığını soruyor. İşte programımızla ilgili bütün bilgilere sol tarafta bulunan, ana sayfadaki sol tarafta bulunan otoban künyesinden ulaşabilirsiniz. Burada program yapımından sunumuna kadar, yayın gününden yayın saatine kadar, hangi kanalda yayınlandığına, iletişim bilgilerine kadar bütün bilgileri var. Sevgili ziyaretçilerimiz de buradan da programımızın nerede yayınlandığını, ne zaman yayınlandığını görebilecekler. Ve orta bölüme geliyorum. Orta bölümde Modifiyelim Mekan Hashback İzmir Modifiyeli 2007 Güzellik Yarışması birincisi demişiz. Böyle bir alan açmışız. Burada görsel, işitsel ve performans modifiye listesini resimlerle birlikte veriyoruz. İzleyicilerimiz otomobili daha detaylı tanıyabilsin diye. Sağ bölümde, sağ tarafta ise foruma giriş bölümü var. Foruma giriş bölümüne tıkladığınız takdirde direkt forum adresimize yönleneceksiniz. Orta bölümde yine hediyelerle ilgili site üzerinden yapılan bir çalışma. Bunu da ziyaretçilerimiz takip edebilirler. Çok yakında otobanda yayınlanacak olan otomobiller de burada yayınlıyoruz öncelikle. Bir modifiyeli Camaro SS Antalya'dan, çok kısa süre sonra ekranlarda olacak. Modifiyeli Uno İzmir'den, bu da ikincisi. Özür diliyorum. Evet, ikincisi, doğru hatırlıyorum. İzmir Modifiye 2007'nin ikincisi bunu. Henüz yayınlamadık. Bunu yayınlayacağız. Yine İzmir'den bir Mitsubishi var. 750 eşbirlik bir Mitsubishi. Bunu izleyeceksiniz. Modifiyeli Corsa Antalya'dan. Modifiyeli Polo var Antalya'dan. Ve Megane Hatchback İzmir. Onu bugün izleyeceksiniz. İlerleyen dönemlerde izleyeceğiniz otomobilleri de burada kısaca gösteriyoruz. Hangi otomobilleri izleyeceğinizi siz de algılamış oluyorsunuz. Alt bölümde son seçilmiş 10 konu var. Bu 10 konuya da göz atabiliyorsunuz. Ve tabii ki forum bölümümüz. İşte forum bölümümüz burası. Üst bölümde özellikle ziyaretçilerimizin sorduğu bir soru daha var. Nereden izleyebiliriz programı? Canlı yayın nereden izleyebiliriz? Bu soruyla çok karşılaşıyoruz. Oysa ki programımızın, yani web sayfalarımızın üst bölümünde bir tane TV ikonu var. Bu ana sayfada da, portal bölümünde de mevcut. TV ikonunun içerisinde de otobanı canlı izlemek için tıklayın, canlı yayın için tıklayın ibaresi var. Buraya tıkladığınız takdirde televizyonumuzu ve otobanı, televizyonumuz 24 saat, otobanı da yayın saatlerinden itibaren canlı olarak izleyebilirsiniz. Yine üst taraftaki canlı yayın linkinin etrafındaki küçük bannerlar ise direkt o konuların içerisinde kısaca gitmenizi sağlayacak kolaylıklar olarak gözüküyor. Otoban programımızla ilgili, program içeriğimizle ilgili bütün bilgilere, videolara işte bu bölümüne ulaşacaksınız. Otoban program bölümüne ulaşacaksınız. Burada program canlı yayın bölümlerimizi izleyebilirsiniz diye bir alan var. Bu alanda 2004-2005, 2005-2006, yani 2007-2008 yayın dönemine kadar hepsi şu anda mevcut. Bu yıl, yani 2007-2008 yayın döneminde ki canlı yayınlarımızı izlemek istiyorsanız 2007-2008 yayın dönemine tıkladığınız takdirde geçen hafta Vostalya 07 konuğumuzdu örneğin. Bunu biz attık. Buradan izleyebilirsiniz rahatlıkla. Otobanda yayınlanan modifiyeli otomobilleri de biz kategorilere ayırdık. Honda, Volkswagen, BMW, Citroen diye, yani markalarına göre onları da rahatlıkla bulabileceksiniz. Bugünkü şu anki İzmir'den konuk olan Megane'da şu anda atılmış durumda. İzleyicilerimiz sitemizden de takip edebilirler. Yine klasik otomobiller, 0 kilometre otomobiller, kısa süre sonra 0 kilometre otomobiller. 2008 model, özellikle 2008 yılında birçok marka yeni model çıkartıyor. Modelleri birçoğunu programımızda görmeye başlayacağız. Çekimlerimiz de başlıyor.